Merhaba. Ben Mayim. Havelsan tarafından geliştirildim. Bugün yapay zeka hayatımızın her alanında. Bizler bile video montajında kullanıyoruz. Kişisel asistanımız ama çok önemli bir konu var. Devletin, kurumların yapay zeka konusunda ihtiyaçları çok büyük. İşte bu konuda Havelsan önemli bir adım attı. Türkiye'nin savunma sektöründeki yazılım evi olan Havelsan Main adlı bir ürün geliştirdi. Bu sistem kurumlara hizmet veriyor ve yapay zeka ile birlikte onların daha verimli çalışmaları, bilgiye daha fazla ve daha çabuk ulaşmalarına imkan sağlıyor. Bugün biraz Main'i tanıyacağız. Main derken herkes merak ediyor. Bu bir bireysel değil öncelikle. Kamu kurum kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetleri gibi kurumların kullanacağı bir yapay zeka sistemi değil mi? Kesinlikle. Bizim temel hedefimiz kamu kurumlarının kullanacağı bir kapalı yapay zeka asistanı olarak sunmak. Şu anda da temel gittiğimiz nokta burası. Kapalı ağlarda çalışan bir yapay zeka asistanı olarak tanımlayabiliriz Main'i. Yani dışarıya açık değil, internet üzerinden kurumların geliştireceği bir yandan eğitecekleri ve bunlar bunlarla ilgili şu an ismini verebileceğimiz kurumlar var mı? Kimler kullanıyor bunu? Tamamen dediğiniz gibi kapalı ağlarda kullanılan, internet ağlarında kullanılan. Bunun yanında internetteki verilerin de belli aralıklarla çekilip yine sisteme aktarılabildiği bir yapıdan bahsediyoruz. Şu anda kamu ihale kurumuyla Ağustos ayı sonunda sözleşme imzaladık. Orada ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Verilerin özetlenmesi, sınıflandırılması, kamudaki verilerin biraz daha gizlilik çerçevesinde tutulması gerekiyor. Bu anlamda özellikle özetleme ve sınıflandırma üzerine başladık diyebiliriz. Kurumların yaklaşımları nasıl? Buradan yapay zeka ile birlikte tabii ki verimlilik artıyor, daha hızlı cevaplar geliyor. Onların geri dönüşlerini biraz duyalım mı sizden? Özellikle yapay zeka son 2 yılda bayağı bir hızlandı. Herkes kullanmak istiyor. Fakat nasıl fayda sağlayacağını bilemiyordu. Biz Main ile birlikte bir konsept halde aslında bunu sunmuş olduk kamu kurumlarının kullanımına. Burada da verimlilik anlamında ciddi avantajlar elde ediliyor. Çünkü 3 dakika 5 dakikada belli bir dokümanlar aranması, üzerine işte istenilen verilerin bulunması zaman kaybına sebep olurken şimdi Main ile birlikte hızlı bir şekilde saniyeler içerisinde istenilen verinin erişilmesi sağlanıyor. Bu anlamda ciddi bir verimlilik avantajı elde edildi. Kamu kurumlarının yanında yine özel sektörde de bu anlamda bir talep var, ihtiyaç var. Bu yönde de yine farklı konseptlerle birlikte biz Main'i sunmaya başladık. İşte kamu kurumları için dijital asistan olarak sunuyoruz. Askeri tarafta yine karar destek asistanı olarak ELD uzmanına destek sağlayacak şekilde sunuyoruz. Bunun yanında da low-code platform dediğimiz özellikle son yıllarda ve bundan sonraki dönemde de sıkça duymaya başlayacağız. Hızlı bir şekilde uygulamaların ayağa kaldırılması noktasında low-code platformlarıyla birlikte de farklı 3 seçenek halde Main'i sunuyoruz. Bu anlamda da ciddi bir verimlilik artışı sağlandığını ve sağlanacağını söyleyebiliriz. Bizler kullanırken yapay zekayı ChatGPT gibi farklı noktalar üzerinden yararlanıyoruz. Aslında biraz da bilgimizi dışarıya veriyoruz ama Havelsan burada her şey içeride, bir ChatGPT altyapısı yok. Tamamen Havelsan'ın sunduğu bir altyapı var değil mi? Kesinlikle. %100 bizim herhangi ChatGPT ya da farklı bir internet platformuna bağımlılığımız yok. Hiçbir şekilde verimiz dışarıya gitmiyor. Bizim kendi özgün mimarimizle ortaya koyduğumuz bir model Main. Bunun farklı parametre modelleri var. 7 milyarlık, 9 milyarlık artarak devam ediyor. Ama hiçbir şekilde dışarıya bir bağımlılığımız söz konusu değil. İnternete herhangi bir şekilde bir API bağlantısı dediğimiz şekilde bir çıkışımız söz konusu değil. Siber güvenlik çok önemli. Bu konuda da Havelsan özellikle savunma sanayi başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının çok önemli duvarlarından bir tanesi. Artık Main'le birlikte yapay zekada bu hizmetin içine giriyor. Sizlere başarılar diliyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi Main'i anlattık size ama bir uygulama görelim. Uygulamada da insan kaynaklarına verilen CV'lerin eşleştirilmesini bakalım Main nasıl yapıyor onu birlikte görelim. Main platformuna eklediğimiz ve kendi oluşturduğumuz CV üzerinden genel kullanım asistanına bir takım sorular soracağız ve ilgili adayın hangi pozisyonda çalışması gerektiğiyle ilgili bilgi çıkarım isteyeceğiz. İlgili aday firmamızda. Hangi pozisyonlarda çalışmaya uygundur şeklinde bir soru soralım. Bilgisayar mühendisi olarak CV'yi yüklemiştik. Belirtilen aday bilgisayar mühendisliği alanında tecrübeli ve becerileri bulunan bir adaydır olarak söyledi. İlgili pozisyonları da önerdi. Bu aday hangi alanlarda başarılıdır şeklinde bir soru soralım. Tecrübesine yönelik bildiği programlama dillerini web ve mobil geliştirme alanında, görüntü işleme alanında yine birçok alanda başarılı olduğunu söyledi. Bu aday için
mülakatta hangi sorular sorulmalıdır şeklinde size örnek mülakat hazırlaması isteyelim. Konularla ilgili 10 soru hazırlayalım. Soruları hazırladım. Şimdi bu adayla ilgili bir kişilik analizi yapmasını isteyelim. Hakkında belirli bir analiz yapmak için direkt olarak onunla görüşme yapmalısınız. Ama CV'den yaptığı çıkarımları bizlere sıraladı. Bu oda için ek olarak finans uzmanı olarak çalışmaya uygun mudur şeklinde soru soralım. Normalde bilgisayar mühendisi olduğu için buna uygun cevap vermesini bekliyoruz. CV'sine ve mülakat sorularımıza dayalı olarak finans uzmanı çalışmak için direkt olarak uygun olmadığını ancak hangi alanlarda becerili olduğunu ve finans uzmanı rolü için uygun olmadığını düşünsek de ilgili deneyimlerle bu alanda potansiyel bir başarı tanımını bizlere iletti.